Her çağın bir savaşçısı vardı ve her nesil öncekini tarihe gömdü. Türkiye ise hep seyirciydi ama şimdi o sahnenin adı değişiyor. Çünkü artık sadece izleyen değil, 6. nesli bile tasarlayan bir Türkiye var. 6. nesil dediğimiz şey sadece bir uçak değil. İnsanla makinenin kusursuz senfonisi. Bu sessiz bir devrim. Ve bu defa gökyüzünün devrimcilerinden biri de Türkiye. Türkiye 5. nesil savaş uçağını geliştirirken bir yandan da 6. nesil için hazırlıklara başladığını duyurdu. Bu gerçekten heyecan verici bir gelişme. İşte o yüzden bugün bu konuyu konuşuyoruz. Daha 5. nesil savaş uçağını envantere almadan 6. nesil savaş uçağını konuşmak mantıklı mı? İnsanlara şu anda bir hayal mi satılıyor? Savaş uçaklarında nesiller neyi anlatıyor? 6. nesil hava kuvvetlerine neler katacak yani farkını? Bugün Aura Sevilon sponsorluğunda tüm bu sorulara cevaplıyoruz. Türkiye'nin lider su arıtma markası Aura Sebilon Unique sunar. Öncelikle kısaca akla gelecek ilk soruyu bir cevaplayalım. Daha 5. nesil savaş uçağımız olan Kaan'ı envantere alamadık. Daha da önemlisi biz henüz herhangi bir savaş uçağını milli olarak üretmiş değiliz. Şimdi 6. nesil savaş uçaklarını konuşmak için çok erken değil mi? Dünya ile durumumuzu kıyasladığımızda burada ciddi bir ütopyadan mı bahsediyoruz? Bu soruların cevabı net. Şu an Türkiye için 6. nesil savaş uçaklarını konuşmanın tam zamanı. Ne erken ne de geç. Bunu konuşabilmek için 5. nesil savaş uçağını tamamlamaya gerek yok. Çünkü bu sadece burada değil. Bütün dünyada bu şekilde yürüyor. 5. nesil savaş uçakları daha dünya için yeni bir teknoloji aslında. Ama teknolojinin çok hızlı seyrettiği bir dönemdeyiz. O yüzden gelişmiş ülkeler artık daha 5. nesil savaş uçaklarının erken dönemlerinde olmalarına rağmen 6. nesil uçakları konuşmaya başladı. Ki zaten aynı Türkiye'de olduğu gibi neredeyse bütün dünya için bu konu bir konuşma ve arge safhasında şu an. Dünyadaki ilk 6. nesil savaş uçağı örneklerini envanterde görmemiz falan 2035'lere geçecek. O yüzden dediğim gibi şu an 6. nesli konuşmanın tam zamanı. Zaten Zaten şunu da unutmayın ki savaş uçağı projeleri bir önceki neslin üzerine inşa ediliyor. Yani şu an geliştirdiğimiz Kaan savaş uçağının üzerine inşa edeceğimiz bir projeyi Kaan'ı geliştirmekte olduğumuz süre içerisinde konuşmamız çok doğal. Peki nedir bu nesil ifadesi? Yani savaş uçaklarının nesilleri nelere göre belirleniyor? Bunu da birinci nesilden itibaren konuşalım. Öncesine çok odaklanmayalım ama turbojet motorlarının kullanıldığı ilk uçak 1939 yılında Almanlar tarafından uçuruldu. Tabi yine de jet savaş uçaklarının tam başlangıç tarihi bu kabul edilmiyor. Çünkü bu uçakların silah olarak kullanılması 1945'i buldu. O yıldan beri de sürekli geliştirildi bu teknoloji. Hatta bu ciddi bir yarışa döndü. Çünkü hava kuvvetleri orduların açık ara farkla en yıkıcı güçleri. Bu yarışın içinde olan bir devlet öne geçmek için bu alanda gelişmesi gerektiğini biliyor tabii ki. Zaten bu meseleyi 100 yıl bile geçmeden 6. nesili konuşacak hale getiren şey bu yarıştı hep. 1. nesil savaş uçakları 1940'lı yıllarda hava kuvvetlerinin envanterlerine girmeye başladı. O dönemlerde hava kuvvetlerinde pistonlu modeller kullanılıyor. Deniyordu. Ve bu erken dönem jet uçakları da görünüş olarak büyük oranda o pistonlu modellere benziyordu. Ama hız anlamında ciddi fark vardı. Ayrıca fırlatma koltuğu kavramını bu dönemde tanıdı dünya. Birinci nesil savaş uçaklarında makineli tüfek vardı. Ayrıca güdümsüz mühimmat bırakabiliyorlardı. Yani tahmini bir şekilde bırakılan mühimmat düşünce patlıyordu. Tabii ki sapma payı çok yüksekti. Sovyetlerin ürettiği MiG-15 ya e da ABD'nin ürettiği F-86 da bu nesil için örnek gösterilebilir. 1950'lerin ortasından hemen hemen 60'ların başlarına kadar da ikinci nesil savaş uçakları hakim oldu dünyaya. Bu dönemde art yakıcılı motorlar kullanıldı ve bu sayede ilk defa ses hızı aşılabildi. Yine uçaklarda radarlarda bu dönemde kullanıldı. Bunun ardından 1970'lere kadar üçüncü nesil savaş uçaklarıyla tanıştı dünya. Bu nesille manevra kabiliyeti ve bombardıman yetenekleri ciddi şekilde arttı. Havadan havaya füzelerin gerçek anlamda kullanılmaya başlandığı dönem bu dönem denilebilir. Savaş uçakları lazer güdümlü bombaları bu dönemde kullanmaya başladı. Yine bu dönemde jet motorları dumansız çalışmaya başladı. Bu önemli çünkü bu sayede artık uçaklar uzak mesafelerde mesafelerden görülemez hale geldi. Bu nesil için çok iyi bildiğimiz bir örneği verebiliriz. Amerikan yapımı F4 savaş uçakları. 1970'lerin başından 1980'lerin sonlarına kadar da 4. nesil savaş uçaklarıyla tanıştık. Belki de savaş uçaklarının en etkili olduğu dönemdi bu. Bu dönemde alt sistemler çok karmaşık bir hale geldi. Çünkü bu uçaklar çoklu rollere göre tasarlanıyorlardı. Manevra kabiliyeti bu dönemde çok arttı. Analog sistemler tamamen dijital sistemlere döndü. Kompozit malzemelerle uçakların ağırlığı ciddi anlamda düştü. İlk uzun menzilli aktif radar güdümlü havadan havaya füzeleri bu dönemde tanıdık. Ve dördüncü nesilde üretilen savaş uçakları hala ülkelerin envanterlerinde en önemli yere sahip uçaklar. Mesela Türkiye için bilinen bir örnek verirsek Amerikan üretimi F-16 bu dönemin meyvelerinden biri. Şimdi buraya kadar çok hızlı bir gelişim yaşandı. Çünkü bu dönem soğuk savaş dönemiydi. Ardından soğuk savaş bitti. Ve ülkeler bu alandaki geliştirme faaliyetlerine ayırdıkları bütçeleri kısmaya başladılar. O yüzden de 5. nesil için ARGE çalışmaları kısıtlı kaldı ya da gecikti diyebiliriz. İşte bu dönemde devletler mevcut sistemleri geliştirme yolunu tercih ettiği için bir ara nesil ortaya çıktı. Yani nesil 4.5 savaş uçakları. Mevcut altyapılar ciddi anlamda geliştirildi. Jet uçaklarına AESA radar entegrasyonu da bu dönemde yapıldı. Görünmezlik teknolojisi yavaş yavaş önem kazanmaya başladı. Ve bu geliştirme sürecinin ardından geldik 5. nesil savaş uçaklarının devrine. Özellikle 2005 yılından bugüne kadar olan sürece 5. nesil savaş uçakları hakim oldu. O yıl ABD'de F-22 savaş uçağı hizmete girdi ve bu Dönem başladı. Önceki nesillere göre bu neslin en büyük farkı görünmezlik teknolojisinin çok üst seviyelere çıkması oldu. Dahili silah yuvaları ve radar sinyallerini hemen özel kaplamalar bu dönemde kullanıldı. Bu sayede derin darbe görevleri için orduların elleri güçlendi. Şu an 5. nesil savaş uçaklarında en yaygın örnek F-35. Bunun yanında Çin'in J-20 ve J-31 uçakları da var. Tabii ki bizim gururumuz yani milli savaş uçağımız Kaan da bu listede yer alıyor. Ya da en azından 2028'de bu listede yer alacak diyebiliriz. Peki bu bunca özellik saydık. Birçok açıdan ulaşılabilecek son nokta gibi görünüyor 5. nesil sistemler. O zaman 6. nesil uçakların farkını ne? yani daha özelleştirerek sorarsak Kaan'ın 2028'deki versiyonuyla 6. nesil versiyonu arasında ne gibi farklar olacak? 6. nesil savaş uçakları havada bir devrim anlamına geliyor. Yani bunlar seleflerinden kökten farklı olacak. Bu uçaklar en ölümcül yükleri taşırken radar görünmezliğini daha da arttırma amacı taşıyacaklar. Mesela şu an ABD'nin 5. nesil savaş uçağı olan F-22 6 uzun menzilli, iki kısa menzilli havadan havaya füzeyi dahili silah bölmesine taşıyabiliyor. F-35 dahili silah yuvasında 4 füze taşıyabiliyor. Bu füzelerin dahili silah bölmelerinde taşınması önemli. Çünkü radarlar karşısındaki gizlilik bu şekilde sağlanabiliyor. 6. nesil savaş uçaklarında dahili silah yuvalarının kapasitesi ciddi anlamda artacak. O kadar ki bu neslin dahili istasyonlarında hipersonik füze taşıması öngörülüyor. Hipersonik füzeler boyut olarak büyük oluyor o yüzden önemli. Tabii ki bunu sağlamak için bu nesildeki savaş uçaklarının 5 nesilliklere göre çok daha yüksek maksimum kalkış ağırlığına sahip olacağı düşünülüyor. 5. nesil savaş uçakları gerçekten etkileyici sistemler ama menzilleri biraz sorun. Mesela bir F-22 harici yakıt tankı kullanmasına rağmen 1100 kilometre civarı bir menzil sunuyor. F-35 aynı şartlarda 2200 kilometre civarı bir menzile ulaşıyor. 6. nesil savaş uçaklarında bu menzilin çok daha artacağı, hatta 4000 kilometreye yaklaşacağı düşünülüyor. Tabi maksimum kalkış ağırlığı ve silah kapasitesi bu kadar yükselirken menzilin artması için de bu uçakların bu boyutlarının 5. nesillere göre çok daha büyük olması gerekiyor. Ve bu büyük boyutlara rağmen 6. nesil savaş uçakları bir önceki nesle göre çok daha yüksek radar görünmezliğine ulaşacak. Mesela şu an F-35 radarda bir golf topu büyüklüğünde bir alan kaplıyor. F-22 ise bir misket büyüklüğünde görüntü veriyor. İşte 6. nesil savaş uçaklarında bu radar kesit alanı iyice küçülecek. Bu uçakların motorları da yani tahrik sistemleri de çok farklı olacak. Tahrik sistemi dediğiniz şey bir savaş uçağının kalbidir. Yani hangi nesil olduğunun da bir önemi yok. Bütün nesiller için bu geçerli. 6. nesilde motor teknolojisi çok farklı bir seviyede olacak. Burada kullanılacak olan motorlar süpersonik hızları sağlarken yakıt tüketimini ve ısı izini en aza indirecek motorlar olacak. Bunun için değişken döngülü motorlar üzerinde çalışılıyor. Bu motorlar o anki uçuş koşullarına göre kendi çalışma şekillerini ayarlıyorlar. Mesela muharebe anında yüksek itiş gücü devreye giriyor. Seyir esnasında da yakıt verimli modlara geçiliyor. İşte adaptif döngülü motorlar adı da verilen bu motorlar sayesinde 6. nesil savaş uçakları çok çok daha fazla menzile ulaşacak ve çok daha yüksek manevra kabiliyetine sahip olacaklar. Hatta şu an ABD'nin 6. nesil projesi olan f 47de adaptif döngülü motor kullanıldığı söyleniyor. Tabi 6. nesil savaş uçağı denince en önemli başlık ne derseniz muhtemelen yapay zekadan bahsedebiliriz. Yapay zeka 6. nesil savaş uçaklarının omurgası olmazsa olmazı olarak kabul edilebilir. Yapay zeka pilotun yerini almayacak burada. Pilotun karar alma süresini hem kısaltacak hem de kolaylaştıracak. En karmaşık görevleri otomatik hale getirecek. Mesela bir savaş uçağı muharebe ortamında seyrederken yapay zeka etraftaki bütün tehditleri belirleyecek. Takip edecek ve en önemli tehditten en önemsizine doğru bunları sıralayacak. Pilota belki de sadece ateş etme kararı vermek kalacak. Tabi yapay zeka bir de insansız savaş uçaklarını kontrol edecek. 6. nesil savaş uçaklarında kanat adamı denen insansız savaş uçaklarıyla ortak muharebe yeteneği var. Mesela Türk Hava Kuvvetleri'ne ait 6. nesil bir savaş uçağı Doğu Akdeniz'de bir gerginlik bölgesinde faaliyet gösterecek olsun. Burada savaş uçağımız göreve gider yanında belli miktarda insansız savaş uçağı da havalanacak. Pilotlu olan 6. nesil uçak bu insansız sistemleri de yönlendirecek. Mesela bir düşman gemisi var. Oraya bu insansız savaş uçaklarından birini gönderecek. Ya da düşman hava savunma sistemlerine yakalanma riskinin olduğu bir bölge varsa oradaki operasyonları tamamen insansız savaş uçaklarına yaptıracak. İşte bu sürecin tam merkezinde de 6. nesil savaş uçağının kullandığı yapay zeka olacak. Bir de bu savaş uçakları sadece radar atlatma yeteneğine odaklanmıyor. Bunun da ötesine geçiyor. Mesela kızıl ötesi alanında önemli araştırmalar var. Şu anda ısı güdümlü füzelerin uçağı tespit etmesini engellemek için ısı yönetim sistemleri geliştiriliyor. Daha da ötesi görsel kamuflaj çalışmaları var. Yani kanatlar gerçek zamanlı olarak çevrelerindeki görüntüye bürünecekler. Yani buna uçakların bu kalemun özelliği göstermesi de denebilir. Yine bu uçaklar radar, Hızlı test sensörler, uydular ya da diğer uçaklar ve insansız hava araçları gibi çeşitli kaynaklardan gelen bütün bilgileri toplayarak buradan çıkarım yapma yeteneğine sahip olacaklar. Bu da tabii ki savaş alanının gerçek zamanlı bir resminin oluşturulmasını sağlayacak. Pilotların savaş ortamında ellerini güçlendirecek olan faktörlerden biri de bu. Yine bu uçaklarda akıllı mühimmatların ve az önce bahsettiğimiz hipersonik füzelerin yanında yönlendirilmiş enerji silahları da kullanılacak. Yani lazer ve mikrodalga tabanlı silahlar. Bunlar hem saldırı hem savunma amaçlı olarak entegre edilecek klasik geleneksel mühimmatları harcamadan gelen füzeleri bu şekilde etkisiz hale getirmeye olanağı elde edilecek. Yani hangi yönden bakarsanız bakın 6. nesil savaş uçakları hava savaşlarında devrim anlamına geliyor. Peki bu konuda dünya ne durumda? Tahmin edersiniz ki bu konuda çalışabilecek ülke sayısı bir elin parmaklarını geçmez. Ve şu an üzerinde çalışılan projeler de tamamen geliştirme aşamasında. Hatta 10-15 sene sonrasının projeleri. Türkiye'ye geç kalmadı derken kastettiğim şey buydu biraz. Mesela şu an ABD F-47 projesi üzerinde çalışıyor. Sözleşme bile 2 ay önce imzaladılar. 2030'ların ortalarından sonra envantere girmesi için çabalıyorlar. Yine aynı şekilde İngiltere, İtalya ve Japonya'nın ortaklaşa geliştirdiği Tempest programı var. Bu da yine 2040 ve sonrası için tasarlanıyor. 2035'te hizmete girmesi planlanıyor ama gerçek anlamda hava kuvvetlerinin bel kemiğini oluşturacak hale gelmesi 2040'ları bulacak. Bunun dışında Fransa, Almanya ve İspanya'nın ortak çalıştığı FSKES projesi var ki orada da hedef 2040. Çin'in J-36'sı, Rusya'nın MiG-41'i yine 2040'lara doğru envantere girmesi bekliyor sistemler. Tüm bu sistemlerin yanında bir de şimdi Türkiye'den gelen açıklama var. Milli savaş uçağımız Kaan tamamlanmak üzere ve bununla eş zamanlı olarak 6. nesil savaş uçağı çalışmalarına da başladık. Bu açıklama çok önemli. Çünkü bu açıklama aynı zamanda ilk defa bir savaş uçağı neslini kaçırmamak için çabaladığımızı gösteriyor. Bakın 2030'da yüzlerce Kaan bile envantere girmiş olsa 5. nesil dönemini kaçırmadık diyemeyiz. Yakaladık ama sonunda yakaladık. Ondan önceki nesiller de zaten yoktuk. Şimdi 6. nesille ilk defa dünyayı yakalamayı temelimiz oluştu. Bu açıklama bu yönüyle de çok kıymetli. Hatta belki de milli insan savaş uçaklarımız Kızıl Elma ve Anka 3 çok daha gelişmiş halleriyle Türkiye'nin 6. nesil savaş uçağını kanat adamı olarak eşlik edecekler. Yani şu an kanat adamlarını tamamlıyoruz. Kaan'dan hemen sonra da ana platformu tamamlayıp dünyada ses getireceğiz inşallah. Allah'a emanet olun. Türkiye'nin lider su arıtma markası Aura Sebilon Unik sundu.